Klişe bir söylemle zeki ve kurnaz olan Eric David Harris, 9 Nisan 1981'de Wichita, Kansas'ta doğmuştur. Asker bir baba, öğretmen bir anneye sahip olan Eric, babasının mesleğinden dolayı çok sık şehir değiştirmiş, hiçbir yere tam anlamıyla ait olamamıştır. Colorado'ya kadar olan süreçte sorunsuz bir çocukluk yaşamış Eric, Colorado'ya taşındığı süreçte ciddi yalnızlık, uyum sağlayamama, ait olamama ve kimlik problemleri yaşamıştır. Yaşadığı bu yalnızlıktan dolayı oluşmuş üzüntüsü zamanla tahammülsüzlüğe dönüşmüş ve her geçen gün bu tahammülsüzlüğün içinde topluma nefret besleyerek kendi düşünceleri içinde boğulmuş, karşıt düşünceler yaratmış ve kişilik bozuklukları yaşamıştır. Eric'in nefretinin tasviri sadece bununla bitmez. Dylan ile beraber çektikleri tüm video kasetlerde nefretini ve insan öldürmeye duyduğu hazı net bir şekilde tasvir etmiş, günlüklerinde insanlara olan nefretini bol bol tezatlıklarla anlatmış, katliam günü ise doğal seçilim yazan bir tişört giymiştir. Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand? Toplum içerisindeki yerini besin zinciriyle tasvir eden bir çocuk için doğal seçilim tişörtü o kadar da garip değil. Çünkü silahı elindeyken Eric besin zincirinin en tepesinde gibi hissetti. Amerika'nın özgürlüğün kaybolması gerekmiyor. Nasıl yani? Ben özgürsem neden eşyalarını karavanın ön koltuğuna bırakan ve karavanın cuma akşamı inincinin top oynadığı yerde bırakıp giden bu tek adamdan bir şeyler çalamıyorum? Doğal seçim. Eric'in nefreti ortağı Dylan'dan ziyade kendine değil, topluma, insanla. Günlüğünde ırkçılardan nefret ettiğini söylediği bir parçanın ardından başka bir parçada ırkçı olduğunu söyler. Ama ırkçılığı tüm ırklaradır. Eric tam anlamıyla insanlıktan nefret eder. Irkçılıktan nefreti de, diğer ırklardan nefreti de doğru okursanız tamamen bir insanlık nefretidir. Eric doğal seçilime inanır. Bunun yanında insanlıktan o kadar nefret eder ki katliam günü insanlığı öldür yazan bir tişört giyer. 95 yılında Columbine Lisesi'ne gitmeye başlayan Eric, 1996 yılında ailesiyle birlikte Dylan'ın ve Dylan'ın çocukluk arkadaşı olan Brooks Brown'ın evlerine yakın bir mahalleye taşınmıştır. İkili ilk kez beraber bindikleri okul servisinde tanışmışlardır. Ve ortak zevklerinin farkına vardıktan hemen sonra kısa bir zamanda çok yakın arkadaşlar olmuşlardır. The fucking kickstart. I mean a fucking like a religious war, fucking oil or anything. It's gonna be like fucking doom, man. Here. You all need to die. I mean, we need to die too, but we need to fucking kickstart the revolution here. Ekstrem derecede olan utangaçlığı ve garipliği gittikçe ilerlemiş ve artık insanlarla iletişim haline girdiğinde ne yapacağını bilmeyip garip şeylere başvuran Dylan, özellikle karşı cinsle olan iletişimlerinde artık daha da çaresiz bir haldeydi. Korkudan doğmuş öfkesi ve nefretiyle, intikam duygusuyla bürünmüş ve ihtiyacı olan şefkati zayıflık olarak görüp ondan çoktan uzaklaşmıştı. Güneş daha doğmamışken Dylan evden annesinin yüzünü bile görmeden ona sadece bir görüşürüz diyerek sabah 6'da çıkıp Eric'in evinin yolunu tuttu. Eric sabah 7:56 sularında propan bombaları için propanı çoktan gidip satın almıştı. Saati bilinmeyen bir süreçte okulda bombalar patladıktan sonra gelecek ilk yardım ekibini engellemek için okulun 3 mil güneybatısına bir yanıcı yanıltıcı bomba kurdular ve 11:10'a kadar okulun yakınındaki bir gölde bekleyip giyindiler. 11:15'te patlayıcı dolu spor çantalarıyla kafeteryaya girdiler. Kafeteryanın en yoğun olduğu saat olan 11:17'de patlamaya yararlı olan bu bombaları diğer 400 spor çantasının yanına koydular ve okuldan çıkıp patlamayı beklediler. 11:19'da yanıltıcı bomba patlayarak bir yangın çıkardı ve yanıltma konusunda başarılı oldu. İtfaiye, polis ve tüm yardım ekipleri okulun 3 mil güneybatısındaydı. Kısa bir süre sonra 11:17'de patlaması gereken bomba patladı. FBI'ye göre kablolar bir sinirle düzensiz ve özensiz bir şekilde bağlanmıştı. Eğer bu bombalar patlasaydı yaklaşık 480 kişi ölecekti ve bu kargaşada kaçanları Eric ve Dylan vuracaktı. Ama böyle bir şey olmadı. Bombaların patlamadığını fark eden ikili arabalarının arkasından ekipmanlarını çekip hadi hadi diyerek okula daldılar. Görgü tanıkları ikisinin de hem mutlu hem de bombalar patlamadığı için sinirli olduğunu söylüyor. Önce etrafa boru bombalarını attılar. Attıkları bombaların bir kısmı patlıyor, bir kısmı ise patlamıyordu ve okulun büyük bir kısmı bunun bir şaka olduğunu düşündü. Hemen ardından atışlar başladı. Dakikalar boyu bir sürü öğrenciyi vurdular. Bunların bir kısmı yaralandı, bir kısmı ise öldü. Olayı gören tanıklar ikisinin yüzünde müthiş bir haz olduğunu, bunun sadistik bir eylem olduğunu söylüyordu. 11:22'de bir gardiyan, memur Neil Gardner aradı ve arka parkta yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Olaydan tam bir dakika sonra başka bir 911 araması gerçekleşti ve Güney Park'ta yaralı bir kızın olduğu söylendi. Tam bu sırada Eric ve Dylan batı girişinde bir öğrenciyi ve öğretmeni vurdular ve metal parçaları tarafından yaralandılar. Memur Gardner olay yerine vardıktan sonra Eric memura silah tutukluk yapana kadar tam 10 el ateş etti. Gardner buna 4 el ateşle cevap verdi ve Eric'i vurduğunu düşündü ama Eric ölmedi. Birkaç el ateş daha edip batı girişinden okula girdi. 11:29 sularında Eric ve Dylan okulun içini gezip öğrenci ve öğretmenlere ateş açtı. Görgü tanıkları ikilinin güldüğünü söylüyor. Kütüphaneye doğru giderken gelişi güzel bir şekilde etrafa ateş edip boru bombalarını atmaya devam ettiler ve hemen ardından pencereden polise doğru ateş açtılar. Bu süreçte bir öğrenci yaralandı, bir diğeri ise öldü. Polisin geri ateş açmasıyla Eric ve Dylan kütüphanedeki öğrencileri vurmaya başladı. Burada Eric bir öğrenciyi pompalı tüfekle vururken burnunu kırdı. Bu süreçte 10 öğrenci öldü, 12 tanesi yaralandı.
Geri kalan süreçte Eric ve Dylan okulda gezip sınıflara baktılar ama hiçbir sınıfa girip kimseyi öldürmediler. Sadece kahkaha atıp onlar da travma yarattılar. Birkaç boru bombası dağıtıp kafeteryaya doğru gittiler ve patlamayan bombalarını defalarca kez ateş ettiler. Ama bombalar yine patlamadı. Sadece bir propan bombası patladı, bir yangın çıkardı ama okulun yangın sistemi bunu hızlıca söndürdü. Saat 11.52'de Eric ve Dylan kütüphaneye doğru kaçtı ve tam o saatte SWAT takımı okula girmek için izin aldı. Dakikalar sonra SWAT takımı kütüphaneye baskılayıcı ateş açmaya başladı. Ve sonun geldiğini algılayan Eric, Dylan'a 3, 2, 1 dedi ve sonra kendi silahıyla tabiri caizse beynini dağıttı. Üzücü olan Dylan ortağına eşlik etmedi. Görgü tanıklarına ve FBI kayıtlarına göre Dylan Eric'in kendisini vurmasından sonra bir süre gezindi, molotof bombaları attı, birkaç el daha ateş etti ve en sonunda kendini vurdu ama kendini vurduğu için değil. Akciğerine dolan kandan dolayı öldü. Olayın akşamına kadar okula kimse girmedi. Cesetler dahi toplanmadı. Bu olay Amerika tarihinin ilk büyük okul katliamıdır. Pek çok müziğe, albüme, filme konu olmuş. Tüm Amerika'da okul katliamı karşıtı bir kampanya başlamasına sebebiyet vermiştir. Okullarda artık metal dedektörler ve silahlı saldırganlara karşı korumalar eklenmiş, bunun tatbikatı yapılmıştır. Tüm dünyadaki diğer psikopatlara örnek olmuştur ki Kırım baskını, Jokela saldırısı, Virginia tek katliamı bunlara birer örnektir.